arkadaşlar, bugün sizlerle Tunus işi bir model paylaşmak istiyorum. Tunus işi sepet örgü. Bunu battaniyelerde kullanabilirsiniz. Şimdi Tunus tığımızla başlıyoruz. Başlayacağımız zincir sayımız arkadaşlar tekli sayılar olacak. Yani 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 19, 21 diye. Şimdi ben göstermek için 11 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşek çekelim ki kasmasın. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane çektikten sonra İkinci zincirimizde batıp ilmek çıkartıyoruz, tığımızda bekletiyoruz. Her zincir için bu işlemi yapıyoruz. Batıyoruz, ilmek çıkartıyoruz. Tığımızda bekletiyoruz. Evet, böyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkarttık. Daha sonra buradaki en baştaki ilmeğimize bir zincir çekiyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimize 2 2 2 2 alıyorum. 1 2 1 2. Bu şekilde 2 2 alıyorum. Evet, bu normal bir Tunus işinin başlangıcı. Şimdi modelimiz burada başlıyor. Şimdi şuradaki ara boşluklarımıza batarak yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradaki ara boşluklarımıza batarak örneğimizi oluşturacağız. Şimdi ilk boşluğumuz burada. Buradaki ilmeği atlamayın. Tığımı ara boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Bekletiyorum. Başına doluyorum. Ara boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımı doluyorum. İlmek çıkarttım. Başına doluyorum. İlmek çıkarttım, boşluğa batıp başına doluyorum. Boşluğa batıp ilmek çıkarttım, ipimi doluyorum. Boşluğa battım, ilmek çıkarttım, başını doluyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sona geldik. Boşluğa battık. Evet, boşluğa battıktan sonra başına dolamıyoruz arkadaşlar. Şuradaki 1 ve 2 ön ve arkadaki ilmekleri alıyorum. Bu şekilde. Şimdi her ilk sıranın ilmeğine bu tarafa gittiğimizde İlk ilmeğine bir zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü Tunus işimiz yamuk gitmesin, düz gitsin diye. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane ilmeği birden alıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 1, 2, 3. 3 tane ilmeği birden alıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Üçer üçer toplayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar 3. Üçer üçer alıyoruz. 1, 2, 3 ve
Sonda da yine 1, 2, 3 bu şekilde almış oluyoruz. Şimdi bu sırada yaptığımızın aynısını tüm sıralarda devam ettireceğiz. Bakın şu ilk boşluğu atlamadan yapıyoruz. Başına doluyorum. Boşluğa batıyorum. Başına doluyorum. Boşluğa batıyorum. Başına doluyorum. Boşluk. Tığımı başına doluyorum. Boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. Tığıma doluyorum. İlk ve son ilmeklere dikkat ederek ördüğünüz zaman aslında çok basit bir model. Evet, bakın sona geldik. Boşluğa batıyorum. Başına dolamıyorum. Şu yandaki iki ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde topluyorum onu. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yine dönüşte 3-3 toplayarak gidiyorum. Şöyle. Bu şekilde 3-3 topluyoruz. Evet, bakın örneğimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir kere daha göstereyim. Baştaki boşluğa batıyoruz. Başına doluyoruz. Boşluğa batıyoruz, başına doluyoruz. Boşluğa batıyoruz, başına doluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu dediğim gibi tekli sayılar olarak başlayacaksınız arkadaşlar. İkişerli olduğu zaman örnek çıkmaz. En son başına doladık. Boşluğa battık ve yanındaki şu kenardaki ilmeği ikisini bir alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve şöyle bakın. 1 2 3 3 3 topluyoruz. Üçer üçer topluyoruz. Üçer üçer topluyoruz. Evet, ben biraz öreyim. Örneğimiz bu şekilde ve tam detaylı olarak size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde oluşuyor. Bunu sadece battaniyelerde değil, bakın çocuk hırkalarında, montlarında çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok kibar bir model. Şöyle göstereyim. Evet. Modelimiz bu şekildeydi. Tunus işi, sepet örgü arkadaşlar. Evet, güle güle örmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.